Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve siyasetle başlıyoruz. Yürütüğü yoğun diplomasi trafiği sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir çorbacıya uğradı. Esnafla sohbet eden Erdoğan, yanına gelenlerle fotoğraf da çekildi. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüş, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sonrası Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul'da mesaiye esnafı gezerek başladı. Cumhurbaşkanı Üsküdar'da bir çorbacıdaydı. Erdoğan'ı karşısında görenler çok heyecanlıydı. Kalbim senin başımızdan eksik etmesin. Rabbin uzun ömür versin. Cumhurbaşkanım, fotoğraf çekilebilir miyim? Esnafla sohbet eden Erdoğan'a ilgi yoğundu. Yanına gelenlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Siyasetin yeni polemiği savunma sanayine ek kaynak düzenlemesi oldu. CHP lideri Özgür Özel'in eleştirilerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tepki gecikmedi. Yılmaz, yeni düzenlemeyle bütçeye tek kuruş gitmeyecek dedi. Bizden 70 milyar TL toplayacaklarmış. İsrail'e karşı güçlenelim diye. Savunma sanayi fonuna destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. CHP lideri Özgür Özel eleştirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi. Siyasetin yeni polemiği yeni günde de tam gaz devam etti. İsrail'in saldıracağını 1 Ekim günü itirak ediyorlar. 7 Ekim günü de gelip bu kanun teklifini veriyorlar. Tüm unsurlar savunma sanayini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Savunma sanayine ek kaynak düzenlemesini Özgür Özel sert sözlerle eleştirmişti. CHP lideri o düzenlemenin amacı gündemi değiştirmek derken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki gecikmedi. Cebinizden yeni paralar almaya kalkıyorlar. Birileri ısrarla kabul etmese de caydırıcılığı arttırmak Türkiye için bir tercih değil, bir mecburiyettir. Özgür Özel Muğla'da partisinin il başkanları toplantısındaydı. Bir kez daha erken seçim için 2025 Kasım ayını işaret ederken Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim? Madem ki erken seçimden kaçıyorsunuz, AK Parti kimi çıkaracak bizim karşımıza? Köftesinde ve dönerinde domuz eti tespit edilen köftecinin helal sertifikası var mı? O iddia son günlerde çok konuşulurken Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı yeni denetimlerle gıda teröristlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Çok yanlış insana tattılar. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. Köftesinde ve dönerinde domuz eti bulunmuş skandal Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. O köftecinin helal sertifikası olduğu iddiasına da açıklama geldi. İçeriden hayır doğacak. Güçlenerek çıkacağız. 280 şubeli işletmenin iki bayisinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilmişti. Köfteci kendini savunurken Helal Akreditasyon Kurumu iddialara yanıt verdi. Pandemide bunları buzdolabına koyduk, bir şeyler yapıldı. Çok daha iyi olacağız. Yapılan açıklamada bakanlığın numune alma ve analiz işlemlerini gerçekleştirdiği tarihte, yani Mart ayında Helal Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenmiş herhangi bir belge olmadığı vurgulandı. İnsanların iyi niyetini gözüne baksanız anlarsınız. Gıda ürünlerindeki skandallar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşalarıyla gözler önüne seriliyor. Tüketici sağlıklı gıdaya ulaşmak için çaba sarf ederken bu kez birçok sucuk firmasının ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu açıklandı. İstanbul Eyüp Sultan'daki bir elektrik direği gece boyunca süren yağmura dayanamadı. Tellerden biri kopunca mahalle kıvılcım seline gömüldü. Korkutan patlamalar 15 dakika boyunca sürdü. İşte o dehşet anları. Camları bile açamadık. Kıvılcımlar yukarıya kadar çıktı. Of 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 of. 15 dakika boyunca resmen evin içi korku filmi gibiydi. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey gördük. Gece gündüze döndü. Sararan, kızaran kıvılcımlar, gökyüzüne yükselen ışıklar göz kamaştırdı.
Ama yaşanan bir ışık gösterisi değildi. Mahalleli korku içinde kabusun bitmesini bekledi. Dün gece saat 12 sularıydı sanıyorum. Her taraf kıpkırmızı oldu. Sonrasında bir sesler geldi. Görüntüler Eyüp Sultan'dan. Bu elektrik direğinin telleri aşırı yağmura dayanamadı, koptu. Tam hemen oğlumun odasının önü burası. Bir anda gündüz gibi oldu, aşırı ses. Birden alevler çıkmaya başladı, çok korktuk. Küçük bir kıvılcım sonrası elektrik direğinde peş peşe patlamalar oldu. Gece gündüze dönerken mahalleliyi baştan aşağı korku sardı. O anda evdeydik. Bir anda böyle bir ışık çarptı gözüme. Baktım gittikçe yükseliyor, gittikçe şiddetleniyor. Mahalleli hem ne olduğunu merak ediyor hem korkudan adım bile atamıyordu. Balkona yaklaşamıyoruz, işte camlara yaklaşamıyoruz, geri kaçıyoruz ama bir yandan aklımız orada. Patlamaların ardından mahalle karanlığa gömüldü. Çok geçmeden hasarlı direk tamir edildi. Yaşadığımız korkuyu öyle zannediyorum ki bir tek bu binadakiler çok iyi biliyordur. Efendim, İstanbul'daki istinat duvarı kazaları bitmek bilmiyor. Yıkıma yine bir inşaat yol açtı. Müteahhidin ihmali yüzünden duvar yerle bir olunca toprak kaydı. Koca bir bina hasar gördü. Deprem oluyor zannettik. Herkes kendini sokağa attı. Önce yer sarsıldı, sonra korkunç bir ses duyuldu. Toprak kaymasıyla bu etrafa kazılan kazıklar kırıldı. Onların basıncıyla daha büyük bir gürültü geldi yani. Mahalleli sokağa indiğinde gördü ki istinat duvarı yerinde yoktu. İddiaya göre duvar göz göre göre yıkılmıştı. Çevrede güvenlik alınmadı. Yani uyduruktan bir perde duvar yapıldı. Küçük çekmecede yaklaşık 20 gün önce bir inşaat başladı. Çalışmalar devam ederken dün akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte İnşaat alanındaki toprak yumuşadı. İstinat duvarı da büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarlar sarsıldı tabii. Karşıdaki beton bloklar çöktü. Gürültüyle ve mahalledekilerin çığlık sesleriyle biz de uyandık. Dışarı baktığımızda şu alanda bir çökme yaşanmış. Mahalle sakinleri panikle evlerinden çıktı. Çökmenin meydana geldiği yerdeki 5 katlı bina güvenlik amaçlı boşaltıldı. Burada şu anda can güvenliğimiz yok. Hani binada şu anda çatlaklar var mı yok mu onlar belirsiz. İddiaya göre yeterli önlem alınmamış. İnşaat alanında zorunlu tutulan uygulamalarsa yapılmamıştı. Yani tüm bu yaşananlar kaçınılmazdı. Perde duvar yapılmadan başlanamaz yani. Kuyu temelin olması lazım. Kuyu temel belli bir tarafa kadar yapılmış. Boşta kalan alanlar da binanın yanal yükünden dolayı çöküme sebep oldu. Tamamen dönmesi gereken yerin sadece bir tarafı yapılmış. Mahalleli perişan. Hem inşaatta hem de boşaltılan binadaki incelemelerse sürüyor. Otomobil alacaktı. Satıcıyla birlikte ekspere gitti. Aracın yağ yaktığını öğrenince tepesi attı. Ekspere ödediği para da cabasıydı. Öfkeden deliye dönen adam ayıldı, bayıldı, sinirden kendini tokatladı. Bilmem ne yazık olsun sana be. Tamam. 3500 lira ödedim. Tamam. Kendine vuruyor. Aşırı derecede çat çat yüzüne yüzüne kendi kendine vuruyor. Tamam. 3500 lira ödedim. Tamam. Ya şimdi vurmayın kendinize, kendinize vurmayın. Dur şimdi. Keşke içmeseydim çayını, lanet olsun be. Sinir krizi geçirip bayıldı. Öfkesi ayılınca da geçmedi. Bağırdı, çağırdı, kendini tokatladı. Tamam. Satın aldığı araçta sorun çıkan müşteri ekspertiz ofisini birbirine kattı. Satıcıyı böyle azarladı. Ben bilmem ya filan yakıyorsa ben... Ne dedim? Ben bilmiyorum. Ne dedim? Ben bilmiyorum. Yazık olsun sana be. Şu gençliğinde bakayım ben. 65 yaşındaki adam internette gördüğü bir aracı beğendi. Satıcıyla 350 bin lira karşılığında anlaştı. İkili Gazi Osman Paşa'daki bu ekspertiz şirketine gelip aracı kontrol ettirdi. Aracın motorunda yağ yaktığını tespit ettik. Motor yağ yakıyor. Arkadaşım size. Ustamız size söyledi bunu. Aynen yani, doğru. Bu dedi ki turboyu ben yeni yaptırdım. Birkaç gün evvel. Yalanları bunun bitmez zaten neyse. Yaşlı adam sorunu öğrenir öğrenmez bekleme odasına geldi. Satıcıya hesap sordu. Sus çakama. Tamam. Dedim bak motorda veya kaportada bir şey çıkarsa ben parayı kere alırım. Yani satıcıyla konuştunuz mu? Konuştum aynen. O dedi ki abi ben yağ yaktığını falan bilmem dedim. Ben bilmem yağ falan yakıyorsa ben. Ne dedim? Ben bilmiyorum. Ne dedim? Keşke içmeseydim çayını, lanet olsun be. Paramı ver, eve giderim ben her türlü. Ne parası ya, personel konuşmadın ki. Dedim ya arkadaşım sen ne diyorsun dedim ya. O adam verdiği 3500 liralık ekspertiz ücretini sorunlar çıkınca geri istedi ama iddiaya göre satıcı vermedi. Tamam. 3500 lira ödedim. Tamam. Ya şimdi vurmayın kendinize, kendinize vurmayın. Dur şimdi, söyleyeyim. Sen beni dedim ayartma dedim. Beni ayartma. Ben Karadenizliyim, 25 kuruşum yedirmem. Kimse onda 25 kuruşunu yemem.
İhbar üzerine polis geldi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İstanbul Gazi Osman Paşa Pazarı'nda tezgah açan esnaf bugün tatsız bir sürprizle karşılaştı. Pazar yerinin ortasında bir araba vardı. Sahibi ise ortada yoktu. Bakın o krize nasıl bir çare bulundu. Evet arkadaşlar, çekiyoruz. Kim itmiş araba gelsin buraya? Pazarın ortasına araba park edilir mi? Arabasını pazar yerinin ortasına bırakıp gitti. Sabah tezgah açmaya gelen esnaf perişan oldu. Geceden park etmiş. Düşünmesi lazım yani. Yaptıkları çok ayıp bir şey bence. Arayıp taradılar, sorup soruşturdular ama aracın sahibi ortada yoktu. İnsanlar da geçemiyor, sıkışıklık oluyor. Pazarın ortasına araba park edilir mi? O araç pazarcıların çilesi haline geldi. Evet arkadaşlar, çekiyoruz. Tezgahın adam nasıl kuracak, nasıl alışveriş yapacaklar, nasıl olacak? Biz de geçemiyoruz. Saçma sapan bir durumla karşı karşıyalar. Pazar yerinin ortasında araç mı olur diyen pazarcılar birlik oldu. Hepsi birlikte iterek arabayı pazardan çıkarmaya çalıştı. Yazık işte yani, adamlar işi gücü bırakıp araba ittirmeye çıkmışlar. Yani. Onlar koymuşlar, biz de çektik. Daha sonra bu aracın uygulamadan kiralanan araçlardan olduğu ortaya çıktı. Uygulamadan açıp götürdük, başa park ettik, geldik. Siz de uygulamadan tekrar arabayı kiraladınız. Evet, 300 lira para verdik, dışarı çıkarttık arabayı. Ortadaki gizemli yol görenleri hayrete düşürüyor. Çünkü o yolda bütün araçlar sürücüsüz şekilde yokuş yukarı ilerleyebiliyor. Sırrınıysa henüz çözen olmadı. Arabamızı görmüş olduğunuz gibi boşa alıyorum ve araba şimdi kendiliğinden, görüyorsunuz, yavaş yavaş ayaklarım da çek pedaldan. Vitesi boşta, üstelik sürücüsü de yok ama buna rağmen durmuyor. Bu yola gelen bütün araçlar yokuş yukarı seyrediyor. Araçların rampa yukarı gittiğini fark ettik. Gizemli bir yol. Isparta Ayazmana mahallesindeki rampa yukarı bu yol bildiklerinizden çok farklı. İlk defa gördüm böyle bir olayla karşılaştım. Enteresan, ilginç bir olay. Gizemli yolda araçlar vites boştayken hatta sürücüsü olmadan yokuş yukarı çıkıyor. Acaba burada bir çekim kuvveti mi olduğunu düşünüyorum. İlk şoku atlatanlar çeşitli denemeler yapıyor ama sonuç hiç değişmiyor. Zaman zaman araçlar buraya gelip çekim yapıyorlar. Gizemli yolun sırrı ise hala çözülemedi. Manyetik alan var diyorlar ama bilmiyoruz. Ve araba kendiliğinden gidiyor. Efendim, Konya'da benzerine az rastlanan bir kutlama vardı. Banka çalışanı kadın emekliliğini davul zurna eşliğinde kutladı. Yıllarını verdiği banka şubesinin önünde mesai arkadaşlarıyla göbek atıp halay çekti. Davul zurna çaldı, konfetiler patladı. Banka çalışanı emekliliğini göbek ata ata kutladı. 21 yıl boyunca çalıştım, azmettim, başardım. Şu an itibariyle emekli oluyorum. Konya'da yaşayan Berna Tuza Yüksel ömrünü bankacılığa adamıştı. 98'den beri bir şehirde yaşıyorum. Herkesi tanıyorum, herkes de beni tanıyor. Sonunda emeklilik zamanı geldi çattı. Ama onun bir çiçekle veda etmeye niyeti yoktu. Bir çiçekle gitmeyeyim dedim. Tüm halkla beraber vedalaşarak bir emekli planladım. Çok da güzel oldu. Şubenin önüne davul zurna getirildi, konfetiler patlatıldı. Emekli bankacı da eğlenceye zilli tefle eşlik etti. Göbekler atıldı, halaylar çekildi. Berna Tuza Yüksel unutulmaz bir törenle emekliliğe ayrıldı. Mümkün olduğunca çocuklarımla ilgilenmeyi düşünüyorum. Sanat iyileştirir diyen iş adamı Hikmet Eraslan, kişisel koleksiyonunda bulunan İtalyan ressamlara ait tabloları Adıyaman'a taşıdı. Sergi kapılarını açar açmaz ziyaretçi akınına uğradı. Bir grup sanatsever yaşlı amca da yorumlarıyla sergiye renk kattı. Haydi kişiyle yapıyoruz. Uzun uzun incelediler, çözmeye çalıştılar. Bir meyvalı, bir de meyvalı. Hepsi meyve. Kayığa binmişler. Denizden mi, Fırat'tan mı, neredeyse gidiyorlar. Bu düşmüş, bunu çıkarmak için. Adıyaman'da açılan İtalyan ressamlar sergisine 8 köşe kasketleriyle gelen köylü amcalar yorumlarıyla yüzleri gülümsetti. Bunu yapan ellere Allah sağlık versin. Bu adam çok üzüntü görmüş. Benim fikrime göre, ona göre
bu fotoğrafını çizmişler. Son zamanlarda moda şovlarıyla dikkat çeken iş adamı Hikmet Erarslan kişisel koleksiyonunu Adıyamanlılar için bu sergiye taşıdı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Var mısınlar? İş adamı Hikmet Erarslan Adıyaman'a bir de festival müjdesi verdi. Eğer mümkün olursa biz belki bir festival gibi bir şeyler projelendiriyoruz. Zirve bir proje gerçekleştirmiş oluruz inşallah. Efendim, Türkiye'nin Oscar ödülleri belli oldu. Mukadderat en iyi film seçilirken gece 4 ödül birden kazanan Ayşe damga vurdu. Türkiye'nin Oscar'ında ödüller belli oldu. Geceye kadına şiddet protestoları damga vurdu. Hayatını sevdiklerine adayan, hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınların adına almak isterim ödülü. Çocuklardan elinizi çekin, kadınlardan elinizi çekin. En iyi film ödülünü Nadim Güç'ün Mukadderat'ı kaptı. Necmi Sancak'ın Ayşe'si ise 4 ödül birden aldı. Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya. Necmi Sancak, Down sendromlu bir çocukla ablasının hikayesini anlattığı filmiyle en iyi yönetmen ödülünü de kazandı. Oyuncumuz olan Duvar'a da çok teşekkür ediyorum. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Nur Sürer'le Binnur Kaya paylaştı. Mukadderat'taki oyunculuğuyla Nur Sürer. Jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz sinemacıların en kıymetli, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum. En iyi erkek oyuncu seçilen Nejat İşler gecenin en kısa konuşmasını yaptı. Nejat İşler. Nejat İşler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Rize'de bir kez daha Formula Az rüzgarı esti. Zorlu parkurda tahtadan arabalarla kıyasıya mücadele renkli görüntülere sahne oldu. Frenleri motorları olmayan tahta araçlar piste çıktı. Sürücüler parkurun tozunu attırdı. Laz rallisi yine fırtına gibi esti. Yarışmacılar 1 kilometrelik dik ve virajlı pistte yarışırken nefesler kesildi. Rampalarda 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren görevi yaptı. Etkinlikte ayrıca yöresel kıyafet giyen çocuklar arasında güzellik... Evet, bir tane de burada varmış. Yetişkinler arasında da muhlama yarışması yapıldı. 2, 3, kaldım! Kaldım. Ay maşallah! Heyecan fırtınası renkli görüntülerle sonlandı. 2, 3, kaldım! Aileler bebeklerinin birbirinden sevimli hallerini ölümsüzleştirmek istiyor. Bebek fotoğrafçıları ise o sevimli karelerin mimarları. Peki bu mesleğin püf noktaları neler? Ekibimiz bir fotoğraf stüdyosuna gitti. O anlara yakından tanıklık etti. Fotoğraflara bakması çok güzel ama canlı canlı seyretmesi daha da bir güzel. Ben inanmıyordum. Fotoğrafları gördüğümde diyordum ki ya oyuncak bebek bunlar. Hayır, hepsi gerçek ve çok mutlu bebekler, bana gelen bebekler. Bebek fotoğrafçılığı son dönemde oldukça popüler. Aileler bebeklerinin o şirin fotoğraflarını çektirmek istiyor ama bu iş o kadar göründüğü gibi kolay değil. Çünkü aniden uyanabiliyorlar. Nasıl huzurla uyuyorlar bu şekilde? Bunun bir yöntemi var. Siz şş yapıyorsunuz, uyuyor. Anne karnındaki cenin pozisyonunu kaybetmeden ilk 15 gün içerisinde alıyoruz. En önemli kural bu. Ve tabii böyle biraz beyaz gürültü dediğimiz sesler çıkartıyoruz. Bebeklerin anne karnında da bu sesleri duyduğunu söylüyor uzmanlar. Bu da onlara huzur veriyor. Ben de düşündüm, hani iletişime geçtim. İstiyorum dedim, benim de çocuğumun öyle fotoğrafları olmalı dedim.
derin uyumadığı sürece o pozları vermesi çok zor. O yüzden önce derin uyumasını bekliyoruz. Sabırla, belki yarım saat, belki bir saat. Bebeklerin ilk haftaları çok hızlı geçiyor, çok hızlı büyüyorlar. Anneler de o ilk haftanın stresiyle aslında bebeklerin ilk günlerini kaçırıyorlar diyebilirim. O yüzden o anların ölümsüzleşmesini istedik. Bayağı süredir uğraşıyorsunuz. Kaç saat uğraşıyorsunuz bir bebek için? Yaklaşık 3 saat uğraşıyoruz. Huzurla uyusun, güzel pozlar versin diye. Gerçekten dediğim gibi çok emek isteyen bir iş. Peki bunun ücreti nedir? Bu kadar emeğe gerçekten çok makul rakamlar istiyoruz bence. Çünkü çocuğumuza gel... Fiyatı alamadık. Değerli izleyenler, Show Haber'e şimdi kısa bir ara. Show Haber'in sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.